Şimdi de Uluslararası Tıp Birliği'nin başkanı Doktor William Thorpe siz değerli konuklarımıza bir konuşma yapacak. Doktor Thorpe. Teşekkür ederim. Birliğimizin Mülteci Doktorlar Komisyonu adına karşınızdayım. Bu komisyonun amacı kendi ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan uzman ve cerrahların mesleklerini bu ülkede sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır. Hiç şüphesiz bu beylerin yeterli tıbbi hizmetin sunulduğu gelişmiş bölgelerdeki Amerikalı doktorlara rakip olmak gibi bir niyeti yok. Ama ülkemizde en küçük bir tıp hizmetinin bile verilmediği binlerce köy ve kasaba bulunduğu hepinizce bilinen bir gerçektir. İşte şimdi söyleyeceklerim her şeyden önce bu köy ve kasabaları ilgilendiriyor. Bu insanlar kendilerine kucak açan Amerika'ya duydukları minnetin doğal bir sonucu olarak mesleklerini icra etme şansı ve temel gereksinimlerinin karşılanması dışında hiçbir talepte bulunmaksızın bu tarihsiz köy ve kasabalarda görev yapmaya hazırlar. Şimdi de karşınıza Praglı Doktor Rudolf Koisner'ı davet ediyorum. Doktor Koisner. Büyük olasılıkla hepinizin öğrenmek istediği iki şey var. İlki, karşımıza geçip bize konuşma yapan bu adam ne tür bir doktor? Ve ikincisi, bu adam iyi bir doktor mu? İlk soruya yanıt vermek oldukça kolay. Ben iç hastalıkları dalında uzman bir doktorum. Tam 8 yıldır bu alanda hizmet veriyorum. Ve hastalarımın birçoğu hala yaşıyor. Sıra ikinci soruda. Bu adam iyi bir doktor mu? Buna yanıt verebilir miyim? Evet. Yaptığım işle çok büyük bir gurur duyduğuma göre verebilirim. Evet. Ben iyi bir doktorum. Ve umarım bana bunu sizlere de ispat etmem için bir fırsat verirsiniz. Sağ olun Doktor Koisner. Şimdi de sizleri gerçek bir uzmanla tanıştırmak istiyorum. Viyanalı Doktor Karl Braun. Doktor Braun. Size Doktor Braun hakkında söylemek istediğim o kadar çok şey var ki inanın nereden başlayacağımı bilemiyorum. Sanırım en iyisi lafı fazla uzatmamak ve bundan 20 yıl kadar önce birçok Amerikalı doktor gibi ihtisasını tamamlamak üzere bu ünlü doktorun Viyana'daki kliniğine gittiğimi ve kendisinin hocam olduğunu söylemekle yetinmek. Doktor Brown. Bayanlar baylar. Gerçeği söylemek gerekirse mikrofona, stetoskoplara olduğum kadar alışık değilim. Ama hiç şüphesiz beni aranızda hakkımda hiçbir şey bilmeksizin kabul etmenizi bekleyemem değil mi? Hayır. O halde size kendimden bahsedeyim. Yaşım 60'ı çoktan geçti. Yani pek de genç değilim. Ama fazla yaşlı da sayılmam. Daha geçen hafta tepeden tırnağa tam bir muayeneden geçtim. Bunu hepiniz yılda en az 2 defa yaptırmalısınız. Ve doktorlar bana vücudumun bütün organlarının saat gibi çalıştığını söyledi. Ama tabii doktorlara güven olmaz. Viyana'da uzun yıllar boyunca bir ortopedik kliniğini idare ettim. Ve kemik hastalıklarına çare buldum. Özellikle çocuklar üzerine büyük başarılar elde ettim. Birçok küçük topalın yeniden yürümesini sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aa evet, unutmadan ben de bir babayım. Diğer bir deyimle bu ülkeye 2 kişi geldik. Ve korkarım bu durumda size maliyetim 2 katına çıkacak. Doğal olarak ayrılmak istemiyoruz. Çünkü kızım Leni ve ben birçok güçlüye beraber göğüs gerdik. Viyana'dayken kızım mutluluk doluydu. Çünkü Viyana mutluluk doluydu. Ama o güzel günler artık geride kaldı ve buraya geldik. Kızım hemşirelik eğitimi alıyor ve gerçekten çok çabuk öğreniyor. Kızım çok iyi bir müzisyendir. Onu Brahms'ın konçertolarından birini çalarken dinlemenizi çok isterim. Her notayı sıcacık bir öpücüğe dönüştürür. Doktor Brown ve kızının tren bileti paralarını gönderdik. Hemen yola çıksınlar. John Phillips. Ne güzel bir ülke değil mi baba? Her yer harika. Çok şanslıyız. Gerimizde tam 2500 mil bıraktık. Tek bir asker bile göremedik. Tek bir sınırdan geçmedik. Ne bir gümrük memuru ne de bir muhafız. Amerika.
Bizi küçük bir köyden çağırdıkları için de çok şanslıyız. Büyük şehirlerden hiç hoşlanmıyorum. Belki çok acı çektik ama buna değdi hayatım. Bu ülkede nihayet huzur bulabileceğiz. Evet. Nasılsınız bakalım? İyiyiz, iyiyiz. Manzara çok güzel. Asheville Fork'a saat kaçta varmış oluruz acaba? Tam 9:45'te. O halde biraz kestirebilirim değil mi? Tabii kestirin. Zaten trenin biraz rotor yapması da mümkün. Ben Amerikan trenleri asla rotor yapmaz sanıyordum. Burası artık doğu değil dostum. Batıda her şey çok farklıdır. Alır mısınız? Sağ olun. Ben portakalı sadece içkiyle yerim. Bacaklarını şöyle uzat baba. Paltonu da üzerine örteyim. İhtiyar babanı küçük bir çocuk gibi şımartıyorsun. Sen kestirirken ben de oturup biraz ders çalışayım. Çok iyi olur. Suni solunum tekniklerini öğreniyorsun değil mi? Hı hı. Ama dışarıdaki manzara bu kadar güzelken çalışmak hiç de kolay değil. Ah Tanrım. Bunu yapmamalısın hayatım. Biliyorum. O artık yok. Birlikte tanıdığınız o dünyada artık yok. Geçmişi hiç düşünmemek çok daha iyi. Geleceği düşünmeliyiz. Beynim geleceği düşünse de gönlüm geçmişi arıyor. Keşke onu ne kadar çok sevdiğimi ona da söyleyebilsem. Bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. O olmasaydı şu an burada olamazdım. Ama o hayatta olurdu. Hala birlikteyiz hayatım. Yeni bir hayata başlıyoruz. Üstelik artık özgür bir ülkedeyiz. Lütfen bunu unutmamaya çalış. Tam yabancıların hoşlanacağı bir hava. Burayı çok seveceklerinden eminim. Bahse girerim bir gün bile dayanamazlar. Daha doğrusu eğer cebimde bahse girebilecek para olsaydı girerdim. Kes sesini Nat. Son doktor ne demişti? İzninizle gidip biraz dinlenmek istiyorum. Hastalarımla yarın sabah ilgilenirim. Sabah olduğunda neredeydi? Çoktan ilk trene binip gitmişti bile. Ama bunlar kalmalı. Kasabada çok hastamız var. Geldiklerinde çeneni kapalı tutmaya çalış, anlaşıldı mı? Gevezelik etmek yasak. Bu kasabadaki herkese tam 20 yıl baktım ama birden beni yetersiz buldunuz. Çünkü diplomam yoktu. Ve kasabaya yabancı bir doktor bozuntusu çağırdınız. Çünkü isminin önünde bir sürü şatafatlı ünvan var. Kendini bu kadar aşağılama. İnekleri, atları ve sıradan hastaları çok iyi tedavi edebiliyorsun. Ama gerçek bir doktorun ilgilenmesi gereken bir sürü hastamız var. Zatürreler, bellerini incitenler. Küçük kızım çok iyi bir müzisyendir. Her notayı sıcacık bir öpücüğe dönüştürüverir. Ha! Buna doktorluk diyorsun ha? Sakin ol Nat, sinirlenme. Ha işte tren geliyor. Sen lafa hiç karışma. İzin ver ben konuşayım. İstediğini yap dostum, bu senin sorunun. Bana yardım etmeyecek misin? Tabii, tabii. O halde hemen dışarı çık ve arabaya çalıştır Nat. Adım John Phillips. Telgrafı ben gönderdim. Evet. Kötü bir günde geldiniz. Fırtına korkunç. Evet. Hayatımda hiç bu kadar çok toz görmemiştim. Burada hava her zaman böyle midir? Hayır. Böyle bir fırtınaya çok az rastladım. Umarım öyledir. Bu benim küçük kızım Lenny. Nasılsınız? Merhaba. Arabayı çalıştırdım. Sağ ol Nat. Ben Doktor Eddie Burley. Kasabamızın veterineri. Oh. Size meslektaşım diyebilir miyim? Evet. Meslektaş mı? Oo, evet. Bura gerçekten çok memnun olur. Pekala artık gidelim. Umarım mendiliniz vardır.
Bu kasabadaki herkes gibi sizin de bir silahınız olmalı. Ama kazalardan kaçınmak için evinizde saklayın. Kaza mı dediniz? Çok kaza oluyor mu? Yılda 25 kadar. Evinizi onarımdan geçirdik. Umarım beğenirsiniz. Stevensların evi yolumuzun üstünde. Karısı ve iki çocuğu uzun süredir çok hasta. Düşündüm ki... Elbette. Çocukları bu yataktan almamız gerek. Sıcak suyun var mı Joe? Mutfakta olacak. Doktor, durumu nasıl? Zatürre. Hallederiz. Suyu ocağın üstüne koydum. Doktor. Benimle zaman kaybetmeyin. Kızımla ilgilenin. Onun için yapabileceğim en iyi şey annesini iyileştirmektir. Öyle değil mi madem? Pekala. Görünüşe bakılırsa diski kaymış ama halledebilirim. Gelin onu masaya taşıyacağız. Hayır hayır, siz kıpırdamayın. Onu getirin. Buraya bir masa daha getirin. İkinci masaya ne gerek var? Bir tanesi yetmez mi? Getirin. Artık bizi eve götürün lütfen. Buna daha fazla dayanamaz. Bir hastamız daha var. Bütün hastalarla bir tek gecede ilgilenemez. Babanız hiç de şikayetçi değil. Bütün hastaların durumunun ciddi olduğunu biliyor. Ama babam yaşlı bir adam. Bu yorgunluğa dayanması mümkün değil. Asla şikayet etmez. O bir doktor. Asla hayır diyemez. Ama ben diyebilirim. Bizi hemen eve götürmenizi emrediyorum. Sakin ol Lenny. Lütfen. Hayır, hayır. Artık bu kadarı da fazla. Bizi getirdiği her ev bir öncekinden daha pis, daha tozlu ve daha bakımsız. Lütfen sakin olmaya çalış canım. Burada kim oturuyor? Siz oturacaksınız. Bu ev sizin eviniz. Evler pis ve bakımsızmış. Kendini ne sanıyor bu? Kraliçe mi? Geniş bir ev olduğu söylenemez. Biraz tamir etmeye çalıştık. Hier sollen wir leben. Das ist die eine Unverschämtheit. Ne dediğini anladın mı? Lütfen onu bağışlayın. Çok yoruldu. İkiniz de yorgun olmalısınız. Size eşyaların yerini gösterip gidelim. Nat, valizleri buraya getir ve arabayı park et. Motoru stop et evlat. Ve sakın arabayı tekrar çalıştırmamı bekleme. Oturduğunuz yer buraya yakın mı? Burada oturuyorum. Burası benim evim. Ama biz... Merak etmeyin, biz yukarıda kalacağız. Üst katın ayrı bir giriş çıkışı vardır. Sizi rahatsız etmeyiz. Burası size ait. Gelin size etrafı gezdireyim. Yataklarınızı havalandırıp hazırlattım. Banyoya da bir sürü temiz havlu koydurttum. Kasabanın kadınları size yiyecek bir şeyler de hazırladı. Ama tozlanmış. Hay aksi. Ama süt var. Sütün ağzı kapalıydı. Bu süte bayılacağınızdan eminim. Hemen bir bardak içmek ister misiniz? Kesilmiş. Ama merak etmeyin. Su içebilirsiniz. Tabii... içmeden önce bir tülbentle süsleniz çok iyi olur. Biz öyle yapıyoruz. Birkaç gün sonra düzelir.
Size ocağı nasıl yakacağınızı göstereyim. Yok, hayır, hayır. Lütfen, belki başka bir zaman. Bu gece gördüklerim bana yeter. Bu ne saçmalık? Benim yaşımdaki bir adam yabancılara hizmet veriyor. Tamam Nat, fazla uzatma. Ben eve çıkıyorum. Yarın görüşürüz. Gitmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Yorucu bir gece geçirdiniz. Çok iyisiniz. Size minnettarım. Artık durumu biliyorsunuz doktor. Evet evet, burada yaşamak hiç kolay değil. Burası korkunç bir yer. İnsan böyle bir pisliğin içinde nasıl yaşayabilir? Bu tozları temizleyince hiçbir sorun kalmaz bayan. Burası sandığınız kadar kötü değil. Biz artık bu toza alıştık ve önemsemiyoruz. Biraz uyursanız her şey düzelir. Uyku her derde devadır, değil mi doktor? Karıs, vurma baba. Ev aldın, nikalar lan. İkendikler, aklandın. Ne dedi doktor? Lütfen onu bağışlayın. Ne de olsa çok yorgun. Sinirleri bozuk. Siz onu aldırmayın. Yarın sabah devam ederiz, olur mu? Zor bir gece geçirdiğini biliyorum ama... Hayır, 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 hayır. Böyle düşünmeyin. Bize çok yardımcı oldunuz. İyi geceler. İyi geceler doktor. Orada kimi dinliyorsun Nat? Noel babayı mı? Gördün mü? Sana demiştim. Yarın buradan gidecekler. İstersen kanıtlayabilirim. Şu an bu konuyu konuşuyorlar. Hemen çekil oradan. Zaten genellikle kendi dillerini kullanıyorlar. Ama ara sıra anladığım bir iki kelime çıkıyor. Yarın gitmezlerse bana da edip örü demesinler. Aslında doktor bir süre kalmak istiyor. Ama kraliçenin tek sözü unut bunu. Sen arabayı çalıştırırken ben gidip onları çağırayım Nat. Kiliseye geleceklerini hiç sanmıyorum evlat. Doğru istasyona gidecekler. Günaydın. 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 Kiliseye gidelim mi? İnanın çok üzgünüm Bay Phillips ama babamla konuştuk ve sizinle kiliseye gelmemeye karar verdik. Ama herkes sizinle tanışmak istiyor. Bütün kasaba halkı yeni doktoru görmeye gelecek. Biliyoruz. Lütfen hakkımızda kötü şeyler düşünmeyin ama bu kasabada kalamayız. Yapma Lenny. Bugün gidiyoruz. Doktor, dün gece yaşadıklarınız sizi yanıltmasın. Size havanın her zaman böyle olmadığını lütfen söylemiştim. Lütfen Bay Phillips, kararını değiştirmeye çalışmayın. Babam hastaları için seve seve ölür ama buna asla izin veremem. Burada kalıp çalışmayı çok isterdik ama... Pekala. Size engel olamam. Burası özgür bir ülke. O çok haklı Lenny. Bu ülkeye borcumuz var kızım. Günaydın. Nasıl gidiyor evlat? Hadi gidelim evlat. Bari biz ayini kaçırmayalım. Toz fırtınasından sonra rahibin verdiği vaazların tadına doyum olmuyor. Hayır Lenny. Alt tarafı bir kilise toplantısı. Tamam, kiliseye geleceğiz. Ve kasaba halkına neden burada kalamayacağımızı açıklamaya çalışacağız. Burada herkesin gayet iyi bildiği gibi... Yüce Tanrımız dün üstümüze korkunç bir toz fırtınası daha gönderdi dostlarım. Ama şikayet etmeye hiç hakkımız yok. Ne de olsa her şeye kadir olan Tanrı'nın hikmetinden asla sual olunmaz. Belki de Yüce Tanrı bu korkunç fırtınayı bize inancımızı sınamak için gönderdi. Belki aranızda Tanrı'nın inancımızı çok sık sınamaya başladığını düşünen ve bu sınavdan bıkanlar olabilir. Geçen yıl çektiğimiz acıları hala unutmadık. Ama söylediğim gibi Yüce Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz. Cesaretimizi asla kaybetmemeli ve inancımızı korumalıyız.
İşte bu kutsal pazar sabahında Tanrı'nın güneşi yine parlıyor. Ve dünkü fırtınadan artık eser bile kalmadı. Biz de kalplerimizde esen o korkunç fırtınayı dindirmeli ve inanç güneşinin tekrar parlayarak içimizi ısıtmasına izin vermeliyiz. Dün gece aramıza bir yabancının katıldığını biliyorsunuz. Gerçek cesaret ve insan sevgisinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız kendinize onu örnek alabilirsiniz. Yüce Tanrımız yakarışlarımızı bu defa da karşılıksız bırakmadı. Ondan bir doktor istemiştik ve bize sadece bir doktor değil iyi bir insan gönderdi. Dün gece fırtına ortalığı kasıp kavururken kasabamıza geldi. Bütün kıtayı trenle kat etmişti ve doğal olarak çok yorgundu. Ama sıcak bir fincan çay dahi içmeden işe koyuldu ve çaresiz durumda bekleyen bütün hastalarımıza şifa dağıttı. Söz ettiğim bu kişi şu an aramızda bulunan Doktor Carl Brown. Ve pazar ayinimiz sona erdiğinde hepimiz bu iyi insanla tanışacağız. Yüce Tanrı'ya bize böyle iyi bir insan ve yüreği sevgi dolu kızını gönderdiği için tüm kalbimizle şükredelim. Tanrı onları aramızdan hiç ayırmasın. Sağlık dolu bir yaşam ve mutluluk ihsan etsin. Amin. Amin. Rahibe gideceğimizi söyleyeceksin değil mi baba? Lütfen Leni, beni yapma dinle kızım. Yapma baba, benim söylememi ister misin? Yaptıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Çok iyiydiniz, gerçekten çok iyiydiniz. Merhaba, sizi gördüğüme çok sevindim. Peder, her zamanki gibi harika bir vaaz verdiniz. Doktor Brown. Günaydın. Doktor Brown çok iyi bir cerrah olduğunuz söyleniyor. Oğluma bir göz atarsanız çok sevinirim. Artık hiçbir doktorun beni muayene etmesini istemiyorum anne. Hey Nanki, beni bekle. Nanki! Bir şey mi istedin evlat? Bütün ömrünü toparlayarak geçirmemeli doktor. Siz bacağını tedavi edebilirsiniz. Önce oğlunuzu muayene etmek zorundayım. Belki bir ameliyatla yürümesi... Bunun mümkün olduğundan eminim doktor. Onu bir kliniğe götürmüştüm. Doktorlar ameliyatla iyileşebileceğini söylemişti. O halde onu neden... Ne yazık ki hastanelere verecek paramız yok doktor. Şimdi de hiç paramız yok. Ama artık siz varsınız. Tek şansımız bu. Radyoda birçok çocuğun tekrar yürümesini sağladığınızı söylemiştiniz. Buraya geleceğinizi öğrenince... Tanrı'nın dualarımı duyduğunu düşündüm doktor. Billy'e onu iyileştirebileceğinizi söyledim bile. İyi ama onu daha muayene bile etmedim. Ama edeceksiniz doktor. Zavallı küçük oğlum benim. Doktorlardan öyle korkuyor ki. Gittiği doktorların bazıları muayene sırasında zavallının canını çok fena yaktı. Ama onun sizin ta Viyana'dan buraya sırf onu iyileştirmek için gelen harika bir cerrah olduğunuzu ama söyledim. Ama ben... Oğluma ameliyat edebilirsiniz doktor. Normal yürümesini sağlayabilirsiniz. Bu sizin için çok kolay. Lütfen doktor, pekala, lütfen. Pekala, pekala. Onu muayene edeceğim. Teşekkür ederim doktor. Sağ olun. Bu tozdan kurtulmak için hiçbir şey yapılamaz mı? Hayır. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Küreklerle temizlemek. Biz de öyle yapıyoruz. Gitmeye hazır mısın baba? Bir çocuğu muayene edeceğim. Sadece bir saat alır. Ama demiştin ki... Ne yapabilirim? Annesi yalvardı. Sadece bir saatimi alır. Pekala. Seni burada mı bekleyeyim? Hayır. Lenny'yi eve götürür müsünüz lütfen? Elbette. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Babanız iyi bir insan. Etrafı dolaşmak ister misiniz? Bugün hava çok güzel. Ne yazık ki bunun için zamanım yok. Evet, eve gidip valizleri hazırlamalıyım. Kararınızı değiştirmediniz ha? Hayır. Pederin söylediklerini duydunuz değil mi? Evet. Demek bu da kalbinizi yumuşatmadı ha? Kalbimi mi? Neyi kastettiğinizi anlayamadım. Yani bu bile hiçbir işe yaramadı öyle mi? Çok üzgünüm ama kararımız değişmedi. Buradan gidiyoruz. Şu sizin de katıldığınız radyo programının adı neydi? Halkın gücünü mü soruyorsunuz? Evet. Halkın gücü öyle mi? Bir beygir gücü bile değil. Beygir mi? Unut gitsin. Hayal kırıklığına uğradınız. Ve çok kızdınız. Tabii sizi suçlamıyorum ama... Bakın bu konuyu kapatalım artık olur mu? Ama bir gerçeği anlamanızı istiyorum. Burada babamdan daha genç bir doktora ihtiyaç var. Daha genç biri de vardı. Hani şu Prag'da doktor. Aslında kasabanın çoğu onu çağırmaktan yanaydı.
Ama ben babanızı ve sizi çağırmakta ısrar ettim. Burayı seversiniz sanmıştım. Ama ben... Merak etmeyin, sizi kalmanız için zorlayacak değilim. Gidin. Biletlerinizi bile alabilirim. Acaba bu arabanın markası ne? Cilapi. Cilapi, yani bir İtalyan arabası. Evet. Saolo Franci'nin ürettiği ilk otomobil. Viyana'dayken biz de bu marka bir araba kullanıyorduk. Güzel bir arabaydı. Siz mi kullanırdınız? Yok, hayır. Bir şoförümüz vardı. Ha, zengin işi, ha? Hayır. Zengin sayılmazdı. Galiba komik bir şey söyledim. Öyle mi? Evet, bunu çok tuttum. Evet, artık hazır sayılırım. Umarım babam beni fazla bekletmez. Tüymek için sabırsızlanıyorsun, değil mi? Tüymek mi? Burada kalacak olsaydın sana dilimizi öğretebilirdim. Ama ne yapalım? Gitmeye kesin kararlısın. Eski kadınlara artık pek sık rastlanmıyor. Eski mi? Evet. Bunun gibi. Ne sevimli bir kadın. Kim bu? Büyük annem. Bu kasabaya 1861'de eski bir at arabasıyla geldi. O zamanlar bu topraklar kana susamış kızılderililerle doluydu. Sadece tozla değil, o vahşilerle de mücadele etti. O öncüydü. Evet, ama mülteciyseniz durum çok farklıdır. Öncülerin kazanacak çok şeyi vardı. Bizimse hiçbir şeyimiz yok. Kendinizi bir ülkeye ait hissettiğiniz an mültecilikten kurtulursunuz. O zaman bir öncü olmamanız için hiçbir neden kalmaz. Bir toz kuyusunda bile. Bu toz eskiden kara topraktı. Zengin ve verimli. Kök salmak için çok uygun bir toprak. Tabii kökünüz varsa. Özür dilerim. Ne hissettiğinizi biliyorum. Ve sizi buradan gitmek istediğiniz için suçlamıyorum. Ama hiç değilse bir hafta ya da 10 gün kalmayı deneseniz belki de alışırsınız. Hayır, bırakın 10 günü ya da bir haftayı, bu kasabada bir tek gün bile geçirmek istemiyorum. Ama inanın bana... Bu konuyu kapatsanız iyi olur. Tamam. Sizi anlıyorum ama... Başaracağınızdan eminim. Dinleyin dostum. Bu aslında çok basit bir ameliyat. Ama bu çocukta kısmi felcin yanı sıra çok ciddi bir skleroz da söz konusu. Ciddi misiniz? Skleroz mu? Bu kadar garip isimli bir hastalık bu ülkeye nereden girmiş? Baba, artık gitmeye hazırsın değil mi? Lütfen hayatım, bir dakika. Bakın Doktor Atterbury. Ameliyat için gereken her şey bu listede yazılı. Hepsi yarın sabah 8'de hazır olur. İyi ama bugün pazar dostum. Kasabadaki tek eczane kapalıdır. Ama isterseniz hemen açtırabileceğinizden hiç şüphem yok doktor. Evet, sanırım bu konuda haklısınız. Dostum, bana güvenin. Bu küçük çocuğun durumu gerçekten çok ilgi çekici. 1927'de böyle bir vakayla karşılaşmıştım. O çocuk da aynı durumdaydı. Bu kısmi felcin tamam, yol açtığı bir durum. Tamam baba, bütün bunları bana trende anlatırsın. Tamam. Bu çocuk ne treni? Unuttun mu baba, bugün gidiyoruz. Hayır hayatım, hiçbir yere gitmiyoruz. Çocuğu yarın sabah ameliyat edeceğime söz verdim. Demek kalmamız gerekecek. Ne kadar? Sanırım bir hafta ya da 10 gün. Ama baba bana... Bu konuyu kapatsan iyi olur. galiba komik bir şey söyledim. Hayır doktor. Galiba bu salon eko yapıyor. Eko mu? Dikkat edin doktor, yavaş. Pekala. Dikkat edin. İşte oldu. Tamam. Evet. Merak etmeyin bayan. Ameliyat çok iyi geçti. Üstünü iyice örtün. Bir yabancı olabilir. Ama işini çok iyi biliyor.
10 yıl deneyimli olan bir hemşire kadar başarılıydın hayatım. İyileşecek değil mi baba? Ah, elbette. Bundan hiç şüphem yok kızım. Çok yakında yerinden yürüyebilecek, hatta koşup oynayabilecek. Bunu görmeyi çok isterdim. Şey, belki Bay Phillips'in dediği gibi burada kalır ve yürüdüğünü görebiliriz, öyle değil mi? Bu sorunla mücadele etmenin yolları belli. Tahliye kanalları, teraslandırma, toprağa çapraz sürme. Bunu deneyenler başardığına göre biz de başarabiliriz. Üstelik bunda gizemli hiçbir şey yok. Ziraat Bakanlığı'nın gönderdiği kitapçıkta bütün bunlar yazılıyor. Dinle Can, bu kitapçıkta yazanlardan hiçbir şey anlamadım. Bilmek istediğim tek şey var. Ziraat Bakanlığı biraz olsun yağmur yağmasını sağlayabilir mi? Keşke sağlayabilse. Ama dediklerini yaparsak buraya yağan az miktarda yağmurdan faydalanabiliriz. Bu planlar uzmanlar tarafından hazırlandı. Sorunumuzu biliyorlar. Üniversiteli züppeler bana tarlamı nasıl ekmem gerektiğini öğretemez. Hangi tarladan bahsediyorsun? O toz deryasından mı? Her taraf toz içinde. Toprak diye bir şey kalmadı. Bakın çocuklar, artık tartışmayı bırakıp bir şeyler yapmalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve önlem almazsak hep beraber batacağız. Artık hepimizden bu toprakları bırakıp gitmemiz isteniyor. Bunu isteyen hükümet. Borç aldığımız bir banka ya da tefeci değil. Şimdiye kadar değerini bilmediğimiz bir hazine. Doğanın kendisi. Yeteri kadar konuştuk. Artık işe koyulmamız gerek. Çalışmaya hazır mısınız? Pekala, en azından deneyebiliriz. Anlaşılan bundan başka çaremiz yok. Sağ olun. Mary, hepimiz söyleneni yapıp kanallar açıyoruz. Ama yağmur yağmasa halimiz felaket. Yağmur yağacak. Bundan kesinlikle eminim. Artık sabanla toprak sürmek çok zor. Keşke bize birkaç traktör verseler. Harrisburg'e neden gittiğimi sanıyorsun? Dalga geçmeyeyim mi? Bence bütün bu çabaların boşuna evlat. Aferin Nat. Her damlaya ihtiyacımız var. Ziraat Bakanlığı'nın bize tek bir traktör bile göndermeyeceğinden kesinlikle eminim. Yürüyün. Zaten yağmur yağmazsa traktörün de hiçbir yararı olmaz. Günaydın. Günaydın Lenny. Nasılsın? Bu sabah çok erken kalkmışsın ha? Aa, dikkat et. Bu da ne? Önünde oldukça uzun bir yolculuk var. Sana yemen için bir şeyler hazırlamıştım. Aha, gerçekten çok düşüncelisin, sağ ol. Hava bugün de tıpkı nasıl diyordun, cehennem gibi. Evet. Korkarım öyle. Eğer bugün de yağmazsa yağmur tanrısına dua edeceğim. Böyle güzel bir kızı asla reddedemez. Evet. Bu almaya çalıştığımız önlemleri anlatan evet, bir... Evet biliyorum. Mühendislerimizden biri çalışmalarınızı inceledi. Bize gönderdiğiniz kitapçıkta yazanlara... Beni dinle Phillips. Siz çiftçilerin en büyük sorunu her zaman geç kalmanız. Hele siz en azından 20 yıl geç kaldınız. Ama... Hepinizin elinden geleni yaptığından kesinlikle eminim. Ama bu hiçbir işe yaramaz. Bakın bayım, topraklarımız bizim benimle için gel. Çok... gel. Topraklarınızın da içinde bulunduğu bu bölge hükümet tarafından kaybedilmiş sayılıyor. Burada artık ot bile yetişmesi imkansız. Kaybedilmiş de ne demek? Kaybedilmiş işte, kaybedilmiş. Yani gözden çıkarılmış. Yok olmuş, işe yaramaz, mahvolmuş. Üste kalan incecik verimli toprak tabakası da ilk fırtınada uçup gidecek ve bölge tamamen çöle dönüşecek. Bu sizin fikriniz. Bu benim değil, en iyi uzmanların fikri. Size tek bir şey önerebilirim. Çünkü bundan başka çare de yok. Nasıl bir öneri? Artık o çölde kalmanız için hiçbir neden yok. Eşyalarınızı toplayın ve göç edin. Beni dinle.
Bu bölgeye çok büyük bir baraj yapılıyor. Su bol, toprak çok verimli ve hazine arazileri halka çok ucuza satılıyor. Evet, bu barajı ben de biliyorum ama orası ta Oregon'da. Yani buraya tam 1500 mil uzakta. Size yardım ederiz, oraya gidersiniz. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Karşınızda ucuz bir tarım işçisi yok. Biz çiftçiyiz. Kendi toprağımızı işliyoruz. Tıpkı babalarımız ve dedelerimiz gibi. Bizi istediğiniz yere gönderebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Topraklarımızı asla bırakmayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Aynı mı? Sen Ashville Forklusun değil mi? Duyduğuma göre orada durum oldukça kötüymüş. Evet. Merhaba çocuklar. Rüzgar çok kötü ha? Herhalde hava böyle rüzgarlıyken geri dönmeyeceksin. Döneceğim. Yol sadece 2 saat alır. Neden sordun? Bence dönmene hiç gerek yok. Rüzgar kasabanı buraya getirir. Başka eğlenmek isteyen? Bir yerine bir şey oldu mu? Hayır, bir şeyim yok. Ambara kötü çarptın. Ne fark eder, yakında nasılsa rüzgar yıkacak. Eğer babamla konuşmak istiyorsan Bay Edbury ile çıktılar. Bak. Mutfak için perde dikiyorum. Perdeyi filan boş ver. Zamanını boşa harcama. En iyisi hemen eşyalarınızı toplayın ve gidin. Aslında bu kasabaya ilk geldiğinizde verdiğiniz karar doğruydu. Aynı gün gitmek istemiştiniz. Sizi kalmaya ikna ettiğim için çok üzgünüm. Senin neye ihtiyacın olduğunu çok iyi biliyorum. Bir fincan kahveye. Ne dediğimi bilemeyecek kadar sarhoş değilim. Bugün bir uzman bana bu toprakların haritasını gösterdi. Bu bölgeyi gözden çıkarmışlar. Buna asla inanamam. Ben inanıyorum. Hiç umut kalmadı. Orayı hemen terk edin dedi. O topraklar öldü ve çok haklıydı. Hepimiz göz göre göre ölüyoruz ama bunun farkında bile değiliz. Evet. Hala fırsatınız varken neden gitmiyorsun? Zaten yakında bütün kasaba yok olacak. Şimdi de sen bir mülteci gibi konuşmaya başladın. Evet, çok doğru. Mülteci olmamızı istiyorlar. Oregon'a taşının dediler. Bunu yapmanızı emreden bir kanun mu var? Hayır, istersek burada kalıp açlıktan ölebiliriz. O halde burada kalmalı ve topraklarınız için mücadeleyi sürdürmelisiniz. Seni daha önce hiç bu halde görmemiştim. Bana öncülerden bahsederken bundan çok farklı konuşuyordun. Vicdan sömürüsü yapıyordum. Bu ne demek biliyor musun? Evet, bu deyimi biliyorum. Şimdi ben de aynı şeyi yapacağım ve kulaklarını açıp dinlesen çok iyi edersin. Bu kasabanın önderi sensin. Buradaki bütün çiftçiler sana çok güveniyor. Söylediğin her şeyi yapıyor. Sözünden dışarı çıkmıyorlar. Sizi buradan gitmeye zorlayan bir kanun yok. Korkarım doğa kanunlarını unutuyorsun. Fırtınaları. Evet, Yağmur. Yağmur Lenny. Bu gerçekten yağmur. Şuraya bak. Keşke o sersem uzmanlar da burada olsaydı. Yağmur'u o kadar seviyorum ki. Damlalar sanki tenimi okşuyor. Yapma Lenny. Sence de bunu biraz fazla abartmıyor musun? Kalbim heyecandan nasıl atıyor bir bilsen. Sırılsıklam mı oldun? Artık içeri gir. Hayır, bırak da ıslanayım. Bunu çok seviyorum. Ben de öyle. Hani bir yağmur tanrısından bahsetmiştin ya. Evet, bahsetmiştim. Galiba dualarını duydu. Sakın durayım deme yağmur, sakın durayım deme. Bunun yararı olacak mı? Topraklarımız kurtulacak mı? Topraklarımız mı? Bu topraklarda kök salmak istiyorum.
doktor. Çok iyi araba kullandığımı görüyorsun. Ama tek hatam Behçet dışında araba park etmesini unutmam. Harika değil mi baba? Yağmur mu, yaptığınız aptallık mı? İkisi de. Hem buna aptallık denemez değil mi? Galiba bir kızı babasının yanında öpen bir erkeğin başına neler geleceğini öğrenmek üzereyim. Bence asıl öğrenmen gereken şey bir kızı yalnızken öpünce ne olacağı evlat. Bizi yağmur altında öpüşürken görünce şaşırdın mı? Öpüşmenize hayır. Bunu yağmurda yapmanıza evet. Zatürre'ye yakalanmak mı istiyorsunuz? Sence can üşütmez değil mi baba? Eğer saygıdeğer meslektaşım Doktor Edebury'yi yanlış tanımadıysam... ...şimdiye kadar ona ilaç olarak koca bir bardak... ...adı neydi? Ha evet, çavdar viskisi içirmiştir bile. Baba can çok... ...yani çok... Evet evet biliyorum. Harika biri değil mi? Sen de harika birisin. Yaşadığınız şeyler de harika. Ve şimdi sıra harika bir haber vermeye geldi. Bu mektup Amerika'nın en büyük kliniklerinden birinden geliyor. Bana orada iş teklif ediyorlar. Bunu hatırlıyorum. Bir hafta önce gelmişti. Bana neden söylemedin? Çünkü bir hafta önce bu kasabadan ayrılmak istediğinden pek emin değildim. Ama artık burada kalmak istediğinden eminim. Ama bu kadar iyi bir iş teklifini asla reddedemezsin. Hayır hayır. Ama acelemiz yok. Bana düşünmem için 90 gün süre verdiler. Yani sen evlenene kadar burada kalabilirim. İyi geceler. İyi geceler. Ne harika değil mi? Yağmurun sesine bayılıyorum. Ne dedin? Duyamadım. Yağmur diyorum. Yağmurun sesi en etkileyici müzikten bile daha güzel. Ne? Ne diyorsun? Yağmurun sesini dinlemek gerçekten büyük bir zevk diyorum. Bu lanet olası yağmurun sesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum. Oh! Ah! Yorgunluktan her tarafım ağrıyor. Günaydın. 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 Billy! Merak etme. Bu tür durumlar benim için çocuk oyuncağı sayılır. Ha öyle mi? Tabii ki öyle. İyi günler. Merhaba doktor. Merhaba. Merhaba. Doktor. Doktor. Nasılsın dostum? Bir bira içer misin? Evet hiç fena olmaz. Zeynat sıra sende. Bir dakika beklesen ölmesin ya. Doktor benimle gel dostum. Şuradaki sandalyeye otur. Ve beni izle. Şöyle otur bakalım. Durumun hiç de iyi sayılmaz mı? Oo, zor sayıları severim. İki topu birden denen. İki topu mu? Pekala. Belki sen de denemek istersin. Yok hayır hayır. Pekala al bakalım. Göster marifetini. Hayır. Bir deneyeyim. Hey, pistakayı doğru tutman gerekiyor. Her böyle vurmaya kalkarsan ıskalarsın. Bu da neymiş böyle? Lütfen. Vay doktor çok iyisin. Hey, şuraya bak inanılmaz bir... Hadi doktor bu son top. Özür dilerim. Yıllardır hiç bilardo oynamadım. Doktor böyle oynamayı nereden öğrendin Tanrı aşkına? Doktor düğün ne zaman bakalım? İki hafta sonraki pazar. Kızınız gerçekten çok iyi bir insan. Candan daha iyisini bulamazdı. Bu konuda aynı fikirdeyim. Herkese merhaba. Merhaba doktor. Merhaba. Demek buradasınız. Size bir mektup var. Sağ ol. Zarfın üstündeki pullar yabancı. Oğlumu koleksiyonu için alabilir miyim? Kasabaya yabancı ülkelerden pek mektup gelmiyor. Koleksiyonunda tek yabancı pul yok.
Hey doktor, sıra sende. Sen devam eder misin? Hemen eve gitmem gerek. Ama bunun doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Eric'in öldüğünü söylemişlerdi. Bu tabii ki doğru hayatım. Mektubu sen de okudun. Doktor Toby onu Rusya'da görmüş. Tanrı'ya şükür kurtulmuş. İkimiz de hayatımızı ona borçluyuz, biliyorsun. Biliyorum. Hayatta olması tabii ki çok güzel. Ama yüreğimde o kadar korkunç fırtınalar kopuyor ki buna sevinemiyorum bile. Yapma canım. Ne yapacağım ben baba? Bunu John'a nasıl söyleyeceğim? O bunu biliyor. Ben söyledim. Seni anlıyor. Ama sen anlamıyorsun baba. Ama hayatım, Eric'i seviyordun. O senin nişanlındı. Biliyorum ama bu 2 yıl önce yaşadığım başka bir hayatta, başka bir dünyadaydı. Neler hissettiğini biliyorum kızım. Sadakatin nerede bitip aşkın nerede başladığını anlamak hiç de kolay değildir. Şu an neler hissettiğimi ben bile anlayamıyorum. Sana yardım edemem. Ama belki Eric Amerika'ya geldiğinde durumunu anlar. Hayır. O bizim için her şeyi yaptı. Hayatımızı ona borçluyuz. Bu gerçeği asla unutamam. Bunu ona yapamam. Bir hastaya bakmak üzere dışarı çıkıyorum. Beni bekleme baban. Lütfen yapma Leni. Ağlama. Odamda oturup saatler boyunca bir çare düşünmeye çalıştım. Bütün bu olanlar çok anlamsız. Biliyorum. Ama lütfen anlamaya çalış. Birlikte çok mutlu olabiliriz Leni. Anlaşılması gereken tek şey bu. Başkalarına karşı sorumluluklarımızın buna engel olmasına asla izin vermemeliyiz. Birlikte mutluysak bu mutluluk neden sürmesin? Bu mutluluğu başka birinden çaldığımızı bilmek yeterli değil mi? Olmaz olsun. Keşke buna karşı koyabilsem. Ama yapamam. Bu da tıpkı fırtına gibi bir şey. Amerika'ya ne zaman geliyor? Gemisi önümüzdeki ay San Francisco'ya ulaşacakmış. Ona telgraf gönder. Kararımı değiştirdim de artık çok geçti. Ben başka biriyle evlendim de. Ne dersen de. Ama bu imkansız. Bunu yapmak zorundasın Leni. Başka çaremiz yok. Hayır John. Bunu yapamam. Lütfen git buradan. Lütfen beni rahat bırak. Leni. Bunu yapmamalıydın. Hala buradasın. Senden gitmeni istemiştim. Tek isteğim sana... Evet, beni teselli etmek istedin. Ama kalman sadece ikimizin de acı çekmesine neden olur. Hayatım, lütfen. Lütfen git. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Senin fırtınaya karşı koyman nasıl imkansızsa benim de sana karşı koymam imkansız.
Bir hayaletin aramıza girmesine izin mi vereceksin? O bir hayalet değil. Bak, o bir insan ve hala yaşıyor. Onu sevmiyorum demem içini rahatlatır mı? Bu bir yalan olur. O çok iyi bir insan ve benim nişanlım. Onu seviyorum. O olmasaydı babam ve ben çoktan öldürülmüştük. Sen kazandın. Şanslı erkeksin. Bayanlar baylar, şu an sizlere felaket bölgesinden sesleniyoruz. Şu an fırtınanın en etkili olduğu Ashfield Fork'un ana caddesindeyiz. Buradaki görüntüyü basit bir fırtınadan çok bir deprem sonrasını anımsatıyor. Biraz sonra birkaç gün süren bu felaketin kurbanlarıyla konuşup yaşadıkları korkunç anları anlatmalarını isteyeceğiz. Burada bir tarih yazılıyor. Ashfield Fork sakinleri topraklarını terk edip Oregon'a göç etmeye hazırlanıyor. Bakar mısınız? Dinleyicilerimize yaşadığınız korkunç felaket hakkında birkaç şey söyler misiniz? Konuşacak vaktim yok dostum. Vaktim yok dedim. Bir dakika bile sürmez. Lütfen bu felaket sırasında neler yaşadığınızı bize kendi kelimelerinizle anlatın. Kendi kelimelerimi? Evet. Pekala. Bunu sen istedin dostum. Evet. Rüzgar kudurmuş bir köpek. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok canlı anlattınız. Bunu kendin istedin dostum. Evet, çok haklısınız. Susun susun. Ya Oregon'a göç etmek istemiyorsak, ya bu toprakların hala benim ne olabileceğini düşünüyorsak? Şu kasabaya bakın. Bu tozda ne yetişir sanıyorsunuz? Bence burada kalıp hükümet yardımı alabiliriz. Neden olmasın? Bunu yapan birçok kasaba. Evet, bunu yapabilirsiniz. Tabii gururunuz izin verirse. Ama bence bu toprakları terk etmeliyiz. Ve bunu hep beraber yapmakta büyük yarar var. Birlikte yepyeni bir hayata başlayabiliriz. Bu kasabayı bırakmayı ben de hiç istemiyorum. Ama birkaç ay önce burada kalıp mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştim. Mücadele ettik ve yenildik. Şurada gördüğünüz eyalet Oregon. Buraya tam 1500 mil uzakta bir yer. Çok uzun bir yolculuk olacağını kabul ediyorum. Ama buna mecburuz. Eğer bu topraklara hep beraber gidip el birliğiyle çalışır ve bu fırsatı değerlendirirsek başarabiliriz. Bütün bunlar çok güzel can ama hayvanlarımız ne olacak? Onları Oregon'a nasıl götüreceğiz? Bize ne kadar arazi verecek? Para sorunumuzu nasıl çözeceğiz? Duruma bakılırsa senin sözüne güvenip bu Oregon'un taşının toprağının altın olduğuna inanmak zorundayız ha? Toprak durduğu yerde hiçbir işe yaramaz. Doğayı bereketli kılan alın teridir. Çok iyi söyledin evlat. Eğer izin verirseniz ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Elbette doktor. Ben bir mülteciyim. Ve bunun ne anlama geldiğini gayet iyi bilirim. Benim yabancılardan öğrenecek hiçbir şeyim yok. Hey, otur yerine. Otur yerine. Çok çabuk unutuyorsun. Oğlunun apendisiti patladığında doktora nasıl yalvardığını hatırlamıyor musun? Tabii ki hayır. Tanrı aşkına doktor diyordun. Oğlumu iyileştir. Hemen gelmedi mi? Hem de gece yarısı. Lütfen lütfen. Sorunlarınızı can kadar iyi bildiğimi iddia etmeye kalkacak değilim. Ama haklı olduğundan kesinlikle eminim. Bana soracak olursanız bu boş tartışmaları bırakıp yola çıkmalısınız. Onun tuzu kuru tabii, o bir yere gitmiyor. Çekil yolumdan doktor. Gel de suratını dağıtın. Gel buraya gel. Gel bey. Gerizekalı ukala herif. Her şeyi bildiğini mi sanıyorsun? Ama bunu herkes biliyor Nat. Doğudaki büyük bir klinikten teklif aldığını duymayan kalmadı. İyi bir teklif aldığı doğru. Ve bu fırtına çıkmasaydı işi kabul edip gidecekti. Ama artık kararını değiştirdi. Bizimle beraber Oregon'a göç etmeye hazır. Bizden biri olmasa böyle bir şey yapar mıydı? Evet, doğru, haklı, doğru söylüyorsun. Oregon'a göç etmekten yana olanlar evet desin. Evet. Çok güzel. Evet, evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok şükür evlat. İyi karar verdik. Müsteşarım. Müsteşarım. Hadi bakalım. Thank you.
yücelerin yücesi tanrım. Bütün kainatın tek hakimi. Vaat edilmiş topraklara ulaşmak için uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan kullarının oluşturduğu bu kervanı kutsa ve yollarının her zaman açık olmasını sağla. Araba ve kamyonların birçoğunun kötü durumda olduğunu sen de biliyorsun. Lütfen topraklarını bırakmak zorunda kalan bu insanları bir de bozulan motorlar, patlayan lastiklerle uğraştırma. Bırak önlerindeki hedefe kolayca ulaşsınlar. Ve biz burada kalan dostlarını yeni vatanları olacak bereketinle kutsadığın topraklarına çağırsınlar. Amin. Amin. Sağ olun peder. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İşte cesur önderimiz geliyor. Umarım ne yaptığını biliyordur. Viyana'dan ayrılırken biz de birer mülteciydik. Ama geleceğimiz parlaktı. Çünkü Amerika'ya geliyorduk. Ama bu insanlar kendilerinin nasıl bir yerin beklediğini bile bilmiyor. Hayatında bu kadar uzun bir kervan gördün mü hiç? İşte ben büyük göç diye buna derim dostum. Musa bile bundan daha iyisini yapamazdı. Tek bir motor arızası, lastik patlaması, benzin yokluğu yaşandı mı? Tabii ki hayır. Çünkü Can her önlemi almıştı. O çok iyi bir önder. Bütün sorumluluğu tek başına üstlendi. Evet. Keşke biri ona yardımcı olsa. Özellikle bir kadının bu beni ilgilendirmez. Lütfen Nat. Ben sadece şu diğer genci düşünüyordum. Ne de olsa çok iyi bir iş bulmuş. Sevdiği kadının desteğine ihtiyacı olduğu pek söylenemez. Ama Can'ın durumu çok farklı. Bir kervanı yönetmek çok zor bir iş. Bütün yolculuğu bu arabada mı geçirmek niyetindesin? Ben istenmediğim yerde kalmam. Verdiğiniz ilk molada diğer arabalardan birine geçerim. Baksana. Biraz önce bizim doktorun arabasındaydım. Belleni ile konuştum. Ona bırak arabayı ben kullanayım Leni dedim. Neden Can'ın arabasına geçip biraz dinlenmiyorsun? Sadece sustu ve başını öne eğdi. Ama tabii ben susmadım. Seni ona nasıl methettiğimi bir görmeliydin. Görmediğim tek özelliği kalmadı. Ama o sadece sustu. Sen neden kendi işinle ilgilenmiyorsun? Onu rahat bırak tamam mı? Benim için fark etmez. Ama ya sen? Hiçbir kadın acı çekmeye değmez evlat. Acı çeken mi var? Kes sesini. Konuşacak başka konu bulamaz mısın? Evet tabii bulabilirim. Bugün yola çıkarken Elias'ın arabasına bindim. Çenesini kapamayı öğrenemedi. Yine neler saçmalıyorsun? Her zamanki hikaye. Kaliforniya. Güneşin altın gibi parladığı eyalet. Ona kalırsa kuzeye değil batıya gitmeliymişiz. Bırak istediği yere gitsin. Kurtulmuş oluruz. Doğru. Ama bir sorun var. Oraya tek başına gitmeyecek ki. Diğerlerini de ikna etmeye çalışıyor. Ona ne dedi biliyor musun? Sıkıysa bunları yeğenim Can'a söylemeyi denesene. Yumruğu yiyince dünyanın kaç bıçak olduğunu anlarsın dedim. Ama onu susturdu. Benimle konuşmak istiyor musun? Evet.
Sorun çıkartmaktan vazgeçeliyiz. Beni dinle dostum. Öndeki arabayı kullanman her dediğini yapmamız gerektiği anlamına gelmez. Benimle aynı görüşü paylaşan birçok kişi var. Buna ne diyeceksin? Bir tek çatlak bile koca bir binayı çökertebilir. Şimdi kervana katıl ve ileri geri konuşmaktan da vazgeç. Akşam kamp kurduğumuza söylemek istediğin her şeyi söylersin. Senden emir almaya hiç niyetim yok. Sen Selsem'in tekisin Eliz. Bu sadece benim değil hepimizin sorunu. Önderliği ben istemedim. Ama kervanın önderi olduğum sürece sana söylediğim her şeyi yapmak zorundasın. Kaliforniya'da buradaki gibi üşümeyeceksiniz. Çünkü orası sıcak bir yer. Portakal ve mandalina bahçelerinde meyve toplayıcılığı yapabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden saçmalamaya başladı. Bildiği tek bir kelime var, Kaliforniya, Kaliforniya. Ah, sen nereden bileceksin Dad? Oraya hiç gitmedin ki. Belki ama ben gittim. Çok mandalina yetiştiği doğru. Ve de portakal. Ama orada çalışan 200-300 bin göçmen işçi olduğunu da unutmamalıyız. Bahçelerde yetişen meyveler onları bile geçindirmeye yetmiyor. Evet, Kaliforniya'ya gidebiliriz. Ama bu neye yarar? Biz de iş bulmak için durmadan yer değiştirmek zorunda kalan göçmen işçilere dönüşürüz. Biz meyve toplayıcısı değil, çiftçiyiz dostlarım. Ve hep beraber Oregon'a gidersek toprağımız olacak. Ekip biçebileceğimiz bereketli toprak. Buradan batıya giden bir yol var Elias. İstediğin portakal ve sıcak iklimse oraya sapmakta özgürsün. Ama bu insanların aklını çelme. Sakın bu saçma sapan sözlerle bizi etkileyebileceğini sanma. Gitmekte kararlıyız. Ama önce verdiğimiz parayı geri almamız gerek. Tek sent bile alamazsın Elias. Çünkü o para kervana ait. Kervana mı dedin? Bence tek niyetin parayı o yabancı fıstığı etkilemek için... Tam yerine kondurdu. O serseri bu dersi çoktan hak etmişti. Bu kadar inatçı bir adam görmedim. Gel de şu eline bir bakalım genç dostum. Eğer İncil'i okuduysan hatırlayacaksın. Bundan yüzyıllar önce Musa'nın çocukları da vahşi doğada çok zor durumda kaldıklarında putlara tapınmaya başlamıştı. Şimdi ise put yerine portakal ve mandalinaya tapınıyorlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam doktor, Musa da bir ara inancını kaybetmişti. Evet, ve cezalandırılmıştı. Vaat edilmiş toprakları görebildi ama asla ulaşamadı. Oregon'a ulaşamasam da olur doktor. Kalbim başka yerde. Daha bir gün önce soğuktan donerken şimdi de sıcaktan pişiyoruz. Bir de Kaliforniya'ya gitmeliyiz diyorlar. Bir şey diyeyim mi? Bence oraya gidenin aklı yoktur. Karla kaplı tepelerde hepsi soğuktan şikayet ediyordu. Peki çöle gelmemiz onları sevindirdi mi? Ne güzel, bu defa da sıcaktan yakınıyorlar. Sıcaktan bayılmak üzereyim. Böyle giderse Kaliforniya'ya gelmek isteyenlerin sayısı çok arttı. Bundan eminim. Buna dayanamayız. Oregon'a gitmeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Kaliforniya'ya gitmek zorundayız. Bunu daha sonra konuşamaz mıyız? Hemen şimdi konuşsak daha iyi olur Bay Phillips. Bizi oyalama.
paramızı ve araçlarımızı vermeni istiyoruz. Oregon'a gelmeye hiç niyetimiz yok. Biz batıya gidiyoruz. Ne diyorsunuz çocuklar? Evet. Beni dinleyin. Yeter artık. Gün boyunca sıcaktan kavrulduk. Ve nihayet kampımızı kurduk. Hepimiz çok yorgun ve çok açız. Önce gölgede dinlenin ve karınlarınızı doyurun. Yüzüp biraz serinleyin, sonra konuşun. Dinlenmek istemiyoruz. Hayır. Pekala Elias. Sen kazandın. Götür onları. İstenmediğiniz, aşıktan öleceğiniz, sıcaktan kavrulacağınız bir yere ekmek istiyorsanız kendiniz bilirsiniz. Paralarımız nerede? Gidip getireyim. Çek ellerini o kasadan. Hepsi sizin değil. Bu parayı onlara veremezsin evlat. Pes etmeyeceksin değil mi? Bu pisliğe daha fazla katlanamam. Para burada. İstediğinizi yapın. Can, ne olur? Bir sorun mu var? Vaat edilmiş topraklar bir rüyaydı doktor. Ve ben artık uyandım. Bu para bütün kervana ait Elias. Herkese adilce paylaştırılması gerek. Şunu bir dakika tut Joe. Bil git kamyonu getir. Peki. Hey, bu eşyaları ayırmak en az birkaç saatimizi alacak. Ayırmamıza gerek yok. Olduğu gibi götürürüz. Dur bir dakika. Bu eşyaların hepsi bize ait değil ki. Hey. Ne oluyor? Olduğu gibi götürürüz dedim. Başka itiraz olan varsa hemen söylesin. Yoksa bir şey mi oldu? Hayır, her şey yolunda. Küçük bir yürüyüş yapayım dedim. Onlardan sen de mi sıkıldın? Bunda haksız sayılmazsın. Ne demek istiyorsun? Her şeyden bıktım artık. Bu iş bitti. Gidiyorum. Şimdi anladın mı? Evet. Ama neden gidiyorsun? Bu neyi değiştirir ki? Nasıl olsa yollarımız ayrı. San Francisco buraya 200 mil kadar uzakta. Bugün hava açık Leni. Belki Golden Gate'i görürsün. Görebileceğimi hiç sanmıyorum Can. Her şeye bir sesin içinden bakıyorum. Artık kendimizi aldatmaya bir son vermek zorundayız Leni. Aşkımız sorumluluktan çok daha önemli. Bunu anlamamakta ısrar etmek aptallık olur. Ben de kaçmak istiyorum ama bu benim için hiç kolay değil. Kaçmak aslında çok kolaymış. Bunu ben de yeni anladım. İstersen sen de başarabilirsin. Bunun için başkalığı yerine kendini düşünmeye başlaman yeterli. Önüne çıkan bu fırsatı kaçırma Leni. Yoksa pişman olursun. Tavşan gibi kaçmayı bırak ve hemen geri dön. Elias bütün kampı birbirine kattı. Bu ne benim umurumda ne de Lenin'in. Bırak ne istiyorsa yapsınlar. Benden buraya kadar. Böyle konuşmasının nedeni sen misin? Cevap ver. Belki de senin yüzünden böyle garip sözler ediyor. Çok yanılıyorsun doktor. Tam tersine. Onu ikna etmeye çalışan benim. Peki ya kasaba halkı Can? Benim için hiç önemli değiller. Böyle konuşmaya hakkın yok Can. Kamptaki tam 200 erkek, kadın ve çocuğun geleceği, ameliyat masasındaki bir hastanın geleceği nasıl cerraha bağlıysa senin görevini yerine getirmene bağlı. Belki bu kurtarılamayacak bir hasta. Bu doğru değil Can. Ama doğru olsa bile doktorlar hastalarına asla hiç umut yok demez. Hayır oğlum, bir doktor asla bahanelere başvuramaz. Çok yorgunum ya da artık bıktım diyemez. Mücadeleyi bırakıp kaçamaz. Çok iyi konuştun doktor. Evet, istersen gidebilirsin. Ama asla kaçamazsın. Artık özgürüm diye bağırabilirsin ama aslında yalan söylediğini içten içe sen de bilirsin. Leni bunun farkında. Bak ona Can. O sorumluluk bilincinin bazen insana dayanılmaz acılar verebileceğini çok iyi biliyor. Bunu senden çok daha iyi biliyor Can. Gözlerinin içine bak. Bitirmen gereken bir görev var Can. Tıpkı Leni gibi. Dur! Araba!
Açma! Gel buraya! Yakala o alçağıcan, yakala! Bana attığı yumruğun hesabını sormalıyız ondan. Bu bile seni susturamamış. İyi, kaçıyorsunuz. Galiba Philips peşimizde. Arkana bakmasan iyi olur evlat. Önümüzde yepyeni bir hayat var. Oregon şu tepelerin arkasında. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, işte geldik. St. George Oteli. Yanlış otele gelmediğimizden emin misin baba? Mektubunu sen de okudun. Doğrusu Erin'in bu kadar zengin olduğunu hiç bilmiyordum. İyi günler. İyi günler Herr Doktor. İyi günler Mein Fräulein. Burası Doktor Erich von Schorra'nın dairesi. Evet efendim. Rahatınıza bakın. Doktor von Schorra nerede? Ona geldiğinizi haber vereyim. Lenschen. Erik. Herr Doktor. Erik. Seni gördüğüme çok sevindim. Hiç değişmemişsin. Evet, sen de. Seni gördüğüme sevindim Erik. Otursana Lenschen. Size yardımcım Herr Schmidt'i tanıştırayım. Hadi otur Erik ve bize nasıl kaçtığını anlat. Ama ben kaçmadım ki Lenschen. İyi ama biz senin Rusya'ya kaçtığını sanıyorduk. Evet, Rusya'ya gittiğim doğru. Ama devlet görevlisiydim. Ama Doktor Toby yazdığı mektupta senin... Bunu söylemek istemezdim ama Doktor Toby bir hain. Ve artık mektup yazamayacak. Ama Erik, Doktor Toby bizim en eski dostlarımızdan biridir. Ne yaptı da hain oldu? Rayha ihanet etti. Ben artık devletin hizmetindeyim. İyi ama kaçmamızı sen sağlamıştın Erik. 2 yıl önce saçma sapan bazı düşüncelere sahiptim. Bunu hatırlarsınız Herr Doktor. Neyse ki artık gerçekleri anladım. Artık seni tanıyamıyorum. Buradaki işim 2 hafta sürecek. Sonra Berlin'e döneceğim. Daha doğrusu beraber döneceğiz Doktor. İşiniz hazır. Size ihtiyacımız var. İş mi dedin? Partide oldukça büyük bir güce sahibim. Kaçışınızın unutulmasını sağlayabileceğimden hiç şüphem yok. Böylece vatanınıza dönebilirsiniz. Hayır Erik. Bu mümkün değil. Bizim vatanımız artık Amerika. Bu da ne demek oluyor? Ana vatanınızın hiç önemi yok mu? Ana vatanımız var. Ama senin Reich'ın yok. Bu inanılmaz bir şey Erik. Tamamıyla sağlıklı görünüyorsun. Ama bu söylediklerine bakılırsa kanserden bile daha tehlikeli bir hastalığa yakalandığın kesin. Ne yazık ki bu hastalık sadece senin değil, milyonlarca insanı öldürecek. Ve son ölen Reich olacak. Rahi için üzülmenize hiç gerek yok Herr Doktor. Ölümcül bir hasta için durumunuz oldukça iyi. Bu bütün doktorların çok iyi bildiği bir gerçektir Erik. Hastaların birçoğu ölmeden hemen önce kendilerini çok güçlü hisseder. Gel Lenny. Oregon buraya pek yakın sayılmaz. Lenny.
beni bırakıp gidemezsin. Senin için dünyanın öbür ucundan geldim. Evet Erik. Ama seni görünce artık aynı dili konuşmadığımızı anladım. Ey yüceler yücesi, bize bahşettiğin nimetlerden biri olan bu güzel ağacın gölgesi altında sana bizleri bağışlaman için yakarıyoruz. Henüz bir kilise yapmak için zaman bulamadık Tanrım. Yaşayabilmek için önce ev, ahır ve ambarlar yapmak zorunda olduğumuzu sen de biliyorsun. Ama sana karşı minnetle dolu yüreklerimiz senin ışığınla aydınlanıyor. Bizlere sadece bu bereketli toprağı bahşetmekte kalmayıp, kollarımıza da onu işleyip verimli kılmamızı sağlayacak gücü verdiğin için sana büyük bir şükran borçluyuz. Ve ulu Tanrım, şu an yüce huzurunda iki sadık kulun var. Bu adam ve bu kadın, senin emirlerine uyarak yaşamlarını cemaatimizin huzurunda kutsal evlilik yemini ederek birleştirmeyi arzu ediyorlar. Bereketini bu genç çiftin kuracakları yuvanın üzerinden eksik etme Tanrım. Onları kutsa ve sana hizmet etmekte geçirecekleri uzun ve mutlu bir yaşam ver.